Arkadaşlar, bugün melemen yapacağız. Soğanlı mı soğansız mı olur tartışmasına girmiyorum. Bu tamamen damak zevki. Soğanlı seven de var, soğansız seven de var. Bu tercih meselesi. Şimdi bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet orta boy soğanımız, 1 tane kapya biberimiz, 3 adet yeşil biber, 2 tane orta boy domatesimiz, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 fincan sıvı yağ, ayçiçek yağı, 5 adet yumurta ve baharatlara ihtiyacımız var. Baharatlarımız 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon. Şimdi malzemelerimizi doğramaya geçiyoruz. Öncelikle soğanımızı doğrayıp kavuracağız. Soğanlarımızı küp küp doğruyoruz. Soğanlarımızı doğradıktan sonra biberlerimizi de doğruyoruz. Kapya biberimizi de doğruyoruz. Domateslerimizi de küp küp doğruyoruz. Burada önemli olan bir husus da domateslerimizin sulu olması gerekiyor. Evet, sebzelerimizi bu şekilde doğradık. Isıttığımız tavanın içerisine bir kaşık tereyağımızı atıyoruz. Eriyen tereyağımıza bir fincan ayçiçek yağımızı ilave ediyoruz. Şimdi ısınan yağımıza soğanlarımızı ilave edeceğiz. Soğanlarımız karamelize olana kadar yağda kızartıyoruz bu şekilde. Soğanlarımız bu şekilde karamelize olduktan sonra biberlerimizi ilave ediyoruz. Biberlerimizi de güzelce yağda kavuruyoruz bu şekilde. Yaklaşık 5 dakika biberimiz kavrulduktan sonra domateslerimizi ilave ediyoruz. Domateslerimizi bu şekilde üzerine yayalım. Ve tenceremizin kapağını kapatıp ateşimizi kısalım. Bir 5 dakika falan domateslerimiz iyice eriyene kadar bu halde pişecek. Melemenin
en önemli püf noktalarından bir tanesi de yumurtayı melemenin üzerine kırmayacağız. Ayrı bir kaba alıp orada çırpacağız. Evet. Yumurtamız bu şekilde hazır. Evet. Domateslerimiz bu şekilde eriyecek. 5-6 dakika falan bu şekilde kapağı kapalı orta ateşte pişmesi gerekiyor. Eğer erimeyen varsa kaşık yardımıyla bu şekilde birazcık karıştıralım. Domateslerimiz bahçe domatesi olmadığı için böyle sert kalabiliyor. Evet, şimdi baharatımızı ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Baharatlarımızı ilave ettikten sonra 1-2 dakika bu şekilde karıştıralım. Baharatlar tadını sebzelerimize daha iyi tat vermesi için. Şimdi yumurtamızı melemenimize ilave ediyoruz. Bu şekilde. Çok fazla karıştırmıyoruz. Kaşığın ucuyla bu şekilde yumurtanın sebzenin aralarına girmesini sağlayacağız. Ocağımızı birazcık açabiliriz. Kaşık yardımıyla bu şekilde melemenimizin, yumurtamızın sebzelerin arasına girmesini sağlayalım arkadaşlar. Melemeni biraz böyle sulu sevenler de var. Tam pişmiş, özleşmiş olanı da sevenler de var. Artık tercihe göre sulu sevenler hafif sulu bırakabilir. Evet arkadaşlar, melemenimiz bu şekilde hazır. Hepinize afiyet olsun.